Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden hepinizin Kurban Bayramını kutluyorum. Allah tekrarına kavuşturmasını nasip etmesini temenni ediyorum. Evet, Kurban Bayramı da gelmişken sizlere güzel bir dana kavurma tarifi vermek istedim. Cumuşacık dana kavurma nasıl yaparız arkadaşlar? Evet, öncelikle 1 kilo dana kuşkuşu kullandım. Ve 1,5 su bardak soda, yani asitli su arkadaşlar. Ve 1 yemek kaşık elma sirkesi. Soda ve elma sirkesi etimizin yumuşak olmasını sağlayacak arkadaşlar. Mutlaka bu şekilde deneyin derim. Evet. Sodayı etime döktüm. 1 yemek kaşık da sirkeyi ekledim. Şöyle bir güzelce karıştırdım her yerine gelsin diye. Etimin üzeri hala açıkta kaldığı için bir yarım bardak daha soda ekledim. Evet, üzerine kapak ya da şeffaf folye ile kapatalım. Bu şekilde buzdolabında 3 saat bekletelim. Yaklaşık 3 saat sonra etim bu şekildeydi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi etimin suyunu süzeceğim. Bir süzgecin içerisine bu şekilde koydum etlerimi. Altına da bir tas oturttum tekrardan. Üzerine şeffaf folye ile kapatıp tekrar bütün suyunu akıtması için buzdolabında beklettim. Gördüğünüz gibi bekleme sürecinde etim tekrardan rengi pes pembe oldu. Bu şekilde dinlenmiş oldu etim. Evet, Almanya'da yıllar sonra ilk defa kuyruk yağı buldum arkadaşlar. Ve bulunca da hemen alıp kuyruk yağ ile kavurmamı yapmak istedim. 1 kilo dana kuşbaşına 100 gram kuyruk yağı kullandım. Kuyruk yağını bu şekilde küçük küçük kareler halinde doğradım. Tavayı ocağa aldım ve ısıttım. Kızmış olan tavaya doğramış olduğum kuyruk yağını ekledim ve sızdırmaya başladım. Eğer kuyruk yağı yoksa karın iç yağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka hayvanın kendi yağından kullanın. Gördüğünüz gibi bu şekilde yağımı sızdırdım. Ne kadar çok yağ bıraktı. Evet, sızdırdığım kuyruk yağını, üzerine kalan o yağlardan biz kıkırdak deriz arkadaşlar. Sizler ne dersiniz bilmiyorum ama onları bir tasın içerisine aldım. Daha sonrasında böreğin içerisinde kullanabilirsiniz ya da soğan doğrayıp ekmeğin arasına koyup çıtır çıtır yiyebilirsiniz. Sakın atmayın onu da. Ben dana kavurmamı sadece yağını kullanmak istedim. Evet, eti de İçerisine attım, yüksek ateşte şöyle bir soteledim. Rengi döndükten sonra kapağını kapatıyorum arkadaşlar. 60 dakikaya ocağımı alarm kurdum ve derecesini de 4 dereceye en kısık ayarından biraz daha yükseğe koydum. Bu şekilde arkadaşlar 1 saat etim yavaş yavaş pişmeye başladı ve etim gördüğünüz gibi su bıraktı. Bu suyunu tamamıyla çekecektir. Yavaş yavaş pişecek arkadaşlar. Hiç içerisine su eklemeyin. Gördüğünüz gibi suyunu yavaş yavaş çekmeye başladı. 1,5 saat sonra etim suyunu çekti. Ve kendi yağında tekrardan şöyle bir güzelce kavurdum.
süreç sonunda etin yumuşacık da arkadaşlar ve kuyruk yağının vermiş olduğu lezzeti anlatamam. Kavurmada inanılmaz lezzetli oldu. Hemen sıcak sıcak size yumuşaklığını gösterip denemek istedim. Tel tel ayrılıyor. Asla sert değil, pamucuk oldu arkadaşlar. Kesinlikle bu yöntemle bana kavurmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor. Ağızda pamuk gibi hissediyorsunuz arkadaşlar. Evet, sirke, asitli su, yani soda ve ağır ateşte pişirmek arkadaşlar. Suyunu saldıktan sonra o suyunu ağır ağır çeke çeke pişecek. Bunu hızlı yüksek ateşte pişirirseniz etiniz yumuşak olmayacaktır. Bunun için lütfen ağır ateşte etinizi pişirin. En sonda tuzunu ilave ediyoruz yemeden önce arkadaşlar. Çünkü tuzu önce ilave ederseniz etin çekilip sertleşmesine sebep olacaktır. Bunun için et piştikten sonra en son tuz ile lezzetlendirelim. Evet, artık kuşbaşı kavurmam yemeğe hazırdır. Yanına kızımın isteği üzerine domatesli tereyağlı bulgur pilavı pişirdim. Mevsim salatası yaptım. Bu şekilde bizler afiyetle yedik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin diliyorum. Kanalımda farklı kavurma tarifleri vardır arkadaşlar. Düdüklü tencerede de yaptığım kavurma tarifi var. Kışlık kavurma tarifi var. Bu tariflerime de mutlaka göz atın derim. Hem dana hem kuzu kavurmalarımı sizlerle paylaşmıştım. Ve kıyma kavurmamı da kışlık olarak paylaşmıştım. Diğer tariflerime göz atmanızı tavsiye ederim. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip aşağı yorum bırakarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.